yapay zeka akımı, yapay zeka ile ilgili her hisse senedini adeta coşturmuş durumda. Özellikle de mikroçip üreticilerinde inanılmaz artışlar var. Peki bu artışları hak ediyorlar mı? Hangisi pahalı, hangisi ucuz? Neye göre bakmak lazım? İşte bugün bu konuda konuşacağız. Nvidia, AMD, ARM ve SMCI'yı karşılaştıracağız. Bunların hangisi ucuz, hangisi pahalı bakacağız ve göreceğiz ki bir tanesi bence aşırı derecede pahalı. Bir tanesi ise hala oldukça makul bir fiyata sahip. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil. Ayrıca hisse senedi fiyatlama bir bilimden ziyade bir sanattır ve günlük gelişmelerden çokça etkilenir. Bu çerçevede baktığımızda mutlaka riskiniz yönetmeniz ve sizce değerli olduğu yerden yatırım yapmaya başlamanız gerekiyor hisse senetlerine. Hazırsanız başlıyoruz. Önce hisse senetlerindeki fiyat hareketlerine bir bakalım. Rekor SMCI'da yılbaşından bu yana %170 yükseldi. İnanılmaz bir artış gerçekten. ARM'daki artış %116. Üstelik ARM'daki artış aslında son 3 günden geliyor. Yılbaşından beri bile değil. Nvidia bunlara göre mağrur kalmış. %49'luk artış var. AMD'de %24'lük artış var. Bu dönemde Nasdaq 100 endeks olan NDX'deki artış sadece %8'ler civarında. S&P 500'deki artış ise %6'lar civarında. Yani elimizdeki 4 hisse senedi de piyasanın çok üstte yükselmişler ama SMCI ve ARM'ın yükselişleri daha da acayip. Son 1 yıl diye baktığımızda rakamlar iyice tuhaflaşıyor. SMCI'nin son 1 yıldaki yükselişi %753. Yani kabaca 100 bin dolar koysaydınız şu anda 753 bin dolarınız olacaktı. Tam böyle değil ama basitleştirmeye çalışıyorum. Nvidia'da %231, Arm'da %134, AMD'de %106'lık yükseliş var. Aynı dönemde Nasdaq 100 %43, S&P 500 ise %21 yükselmişler. Yani nereden bakarsanız bakın bütün borsayı aslında bu hisse senetleri sürüklüyor diyebilirim. Özellikle Nvidia büyük de bir şirket olduğu için endeksler üzerinde de direkt etkisi var. SMCI ve Arm ona göre daha küçük şirketler. Peki nedir buradaki bu çılgınlığın nedeni? Çılgınlığın temel sebebi yapay zekanın devrimsel bir fikir olduğuna inanıyor insanlar. Ben de öyle düşünüyorum. Ve yapay zeka çılgınlığının bu tip firmalara olan talebi artacağını düşünüyor yatırımcılar. Haksız da sayılmazlar. Zaten özellikle Nvidia bilançosunda büyümeyi somut olarak da görüyoruz. Ve belki de aslında daha çılgınlığın başlarında bir yerdeyiz. Bu adamcağızın adı Sam Altman. OpenAI'ın CEO'su bir ara atıldı geri döndü. ChatGPT'nin yaratıcısı ekibi yönetiyor. Ve o diyor ki 7 trilyon dolar yatırım arayışındayım. Ne için? Yapay zekayı besleyecek yeni mikroçiplerin tasarımını ve üretimini yapacak bir şirketi yaratmaya çalışıyor. 7 trilyon dolar. O kadar acayip bir rakam ki yanılmıyorsam şu anda bütün Amerikan borsasının değeri 46-47 trilyon dolar civarında. Bütün dünyadaki hisse senetlerinin toplam değeri 100 trilyon doları bulmuyor. Bu adamca sadece yatırım olarak 7 trilyon dolar peşindeyim diyor. Bu şirketin değerlemesi ne olur. O da ayrı bir konu. Yani 60-70 trilyon dolarlık bir şirket yatmaktan bahsediyor. Sam Altman'a göre mevcut mikro çipler ve üretim kapasitesi yeterli değil. Bunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Geçen cuma bu haber düştükten sonra yapay zeka ile ilgili her şey. Yani yapay zeka, data centerlerine raf üretenleri bile değerleri coştu gitti. Tabi bu rakam ciddi mi değil mi bilmek çok zor ama ben Sam Altman'ı ciddiye alırım. Sam Altman önemli bir yatırımcıdır, önemli bir girişimcidir. Yıllardır da para bulmayı iyi bilen birisidir. O böyle bir iddiada yola çıktıysa dünya değişiyor demektir. Bu parayı nereden bulur? Bunu tek başına finanse edebilecek dünyada hiçbir finans kuruluşu yok. Bunun arkasında mutlaka devletlerin geçmesi gerekiyor. Devletler bunun arkasında niye geçer? Yapay zeka oyunda rakibe yenilmemek için. Çünkü gerçekten yapay genel zekayı yani insanlardan daha iyi düşünebilen bir yapay zeka yaratan bütün oyunu kazanacak ve dünyanın kontrolü o ülkeye geçecek. Benim iddiam en azından bu yönde. Bu yönden hani bir yandan palavra gibi geliyor bu rakam. Bir yandan da arkada Sam Altman olunca ve yapay zekanın potansiyeline bakınca gerçekçi de gözüküyor. Şimdi yapay zeka ile ilgili bir şüphemiz yok da şirketlerin değerlemeleri ne durumda? Şuna körü körü inanırsanız ya yapay zeka bütün dünyayı ele geçirecek ben hangi fiyattan olursa olsun yapay zeka ile ilgili her şirkete girmek istiyorum diyorsanız sorun yok. Ama biraz daha sorumlu bir yatırımcı olmak istiyorsanız ve paranızı seviyorsanız beni biraz daha dinlemenize fayda var. Çünkü bu aralar çok popüler olan 4 şirkete baktığımızda bunlardan en azından bir tanesinin değeri artık açıklanamaz derecede yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Nereden başlayalım? Elbette Nvidia'dan başlayalım. Neden? Nvidia çünkü Magnificent Seven'ın bir parçası yani dünyanın en iyi 7 şirketi bir tanesi. Ve geçen hafta itibariyle Google ve Amazon'u da değerlemede geriye bıraktı. Sadece son birkaç ayda elde ettiği yeni toplam değer Tesla'nın değerinden fazla. Apple ve Microsoft'tan sonra dünyanın en değerli üçüncü firması. Yani tarihte bir şirketin değeri bu kadar hızlı nadir artar. Ben bunu daha Tesla'da yaşamıştım. Şimdi de Nvidia'da görüyoruz. Nvidia'nın son rakama itibariyle toplam değeri 1.78 trilyon doları bulmuş durumda. Pek çok yatırımcı Nvidia'nın Apple'ı ve Microsoft'u geride bırakabileceğine inanıyor. Çünkü Nvidia'nın mikroçiplerinin ve bunun üzerine çalıştığı Koda ekosisteminin Apple'ın ve Microsoft'un rekabet avantajlarından daha büyük bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de çok gideceği yol var diyorlar. Baktığımızda rating summary'e de Seeking Alpha analistleri tut diyor. Wall Street Strong Buy güçlü alım veriyor. Kantatif olarak baktığımızda rakamsal olarak baktığımızda ise tut geliyor. Peki Pahalı mı Nvidia? Değerlemeye bakalım. Değerlemeye baktığımızda F vermişler. Yani çok pahalı. Bu arada Seeking Alpha henüz kullanmıyorsunuz. Linki aşağıda mutlaka kullanmalısınız. Bir hafta bedavada kullanabiliyorsunuz. Çünkü çok burada hakikaten yoğun bilgi var. Fiyat bölü kazanç son 12 ay itibariyle baktığımızda 83. Fiyat bölü kazanç ileriye dönük baktığımızda 58. Pahalı mı? Pahalı ama sektör ortalamasının sadece 2,5 katı bir seviyede. Yani o kadar da korkmuş değil. Özellikle fiyat bölü kazanç geleceğe doğru baktığımızda sektör ortalamasına yakın bir yerlerde sadece %120 üstünde. Üstelik de Nvidia'nın tarihi olarak fiyat kazanç oranları kıyasladığımızda da öyle acayip bir yerlerde değil. Şirketin son dönemlerdeki müthiş büyüme ivmesine bakacak olursak. Beni çok ilgilendiren başka bir indikatör var. Büyüme şirketlerine pack gap yani fiyat bölü kazanç bölü büyüme. Büyümeyi de hesaba aldığımızda sıfır 0.43 çıkıyor Nvidia'nın değerlemesi. Sektör ortaması 1.16 sektör ortamasının bile epey altında. yani şimdi buradan çıkıp Nvidia bedava bir şirkettir demek falan yanlış olur ama bu hızla büyüyen ve bu derece tekel gücüne sahip bir firmayı şimdi biraz sonra diğerlerine geleceğiz. En azından diğerlerle kıyasladığımızda pahalı olmadığını söyleyebilirim. Peki non forward 1.38 burada muhasebe standardı değiştiğinde 1.38 niye? Çünkü hisse senedi seyreliyor. Çünkü şirket çalışanlarına hisse senedi opsiyonları vermiş durumda. Orada da 1.38 orada yine sektörün epey altında bir yerde duruyor. Kendi yıllara sari ortalamasında epey altında. Öte yandan fiyat bölü nakit akışında pahalıca bir ise, sektör ortalamasının epey üzerinde kendi ortalamasının yakınlarında bir yerde duruyor. Fiyat bölü satış dediğimizde yine sektör ortalamasının epey üzerinde. Ama Umut Bey bunlar geçmişle ilgili rakamlar. Nvidia'nın geleceğine bakmamız lazım. Ve geleceğine baktığımızda ben Nvidia'yı hala çok pahalı görmüyorum. Nitekim Nvidia'nın fiyat kazanç oranına baktığımızda aslında düşüşte. Yani daha belki rakamlarına geri gelmiş durumda. Bir ara çok hızlı yükselmişti. Oradan geriye doğru çekildi. Niye? Çünkü şirketin ilerisiyle ilgili gelir beklentileri arttıkça, kazançları arttıkça fiyatı fazla artmazsa o zaman aslında hisse seni ucuzlamış da oluyor. Tabi bu çok göreceli mesele bu arada. Fiyat kazanç 53 her şekilde yüksek bir rakam. Yani geçmişte de yüksekmiş. İşte Türkiye'de pek çok çok güçlü şirketin fiyat kazançları ikilerde, üçlerde, dörtlerde geziyor. Karşılaştırma göreceli teknoloji olarak baktığınızda çok yüksek. Ama diğer mikroçip firmalara kıyasladığımızda ben Nvidia için bu seviyede çok pahalı demem. Ekonomi genel olarak kötüye giderse veyahut da yapay zeka ile ilgili beklentilerde bir bozulma olursa ki bu her zaman en azından kısa dönemde mümkün. İşte Nvidia'nın gelecek hafta yanılmıyorsam bilançosu geliyor orada ufak bir sekme olursa ki bazı bu arada önce işaretlerde var. Nvidia'nın tedarikçilerinden olan ve benim de küçük bir yatırımımın bulunduğu Arista Network dün beklenenden biraz daha düşük bir büyüme beklentisi geleceğe yönelik olarak. O yüzden hani her zaman riskler mümkün tabi. Bu dev büyümeler hep devam etmeyebilir. O zaman 53'üne gerisine gidebiliriz ama nereye kadar gidebiliriz? Mesela buralarda 20 lira kadar inmiş hisse senedi fiyatı buradan bir epey aşağı doğru gidebilir. Yere beklentim açıkçası bu çerçevede değil Nvidia'nın 40-50'lik fiyat kazanç oranlarını koruyacağını düşünüyorum. Bu çerçevede hisseyi çok pahalı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Gelelim Nvidia'nın en büyük rakibi olan AMD'ye. AMD'nin mevcut durumda 277 milyar dolar değeri var. Bu Nvidia'nın kabaca %7'de birine geliyor. Değerleme olarak baktığımızda aslında Nvidia'ya göre biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. Nvidia'da F vardı. Burada D- var. Hem Seeking Alpha hem Wall Street al vermişler. Kantatif olarak burada da tut çıkıyor karşımıza. Değerleme tablosunun detayına baktığımızda fiyat bölü kazanç son 12 ay itibariyle 64.87. Burada hatırlarsanız Nvidia 58'ler civarındaydı. Fiyat bölü kazanç ileriye dönük olarak 47.26. Fiyat bölü kazanç son 12 ay GAP standartına göre 324 işte burada bayağı pahalı. Fiyat böyle kazanç GAP standartına göre ileriye yönelik olarak 85.77. Yani hiç ucuz olmayan bir hisse var karşımızda. Bir de benim çok önem verdiğim PEC bölü non-GAP'te de 1.10. Bu da sektör ortamasının altında Nvidia'da aşağı yukarı aynı yerlerde GAP standartına göre bunu sunmamışlar. Şirketin fiyat kazancının tarihi gelişimine baktığımızda da aslında ucuzladığını görüyoruz. Bir ara 802'leri bulmuş. Şu anda 278. Demin öbür tabloda 320 civarındaydı. Biraz aralarında zamanlama farkları oldu bunların. Yani çok pahalı değil geçmiş tarihine göre ama mutlak değer olarak baktığımızda ben AMD'yi Nvidia'ya göre bir devze daha pahalı buluyorum. Ve Nvidia ile AMD arasında rekabet avantajı açısından Nvidia daha güçlü diye düşünüyorum. Ama AMD ile Nvidia arasında değerleme açısından çok da büyük farklar bence yok. Şimdi gelelim değerleme açısından rekorlar kırarak giden SMCI'ya bir bakalım. Bu şirketin şu anda itibariyle toplam değeri 43.24 milyar dolar. Yani hem Nvidia hem AMD'nin yanında oldukça küçük bir şirket gibi kalıyor. Fiyat kazanç forward 35.78. Her ikisine göre de hala burada ucuz gibi gözüküyor. Baktığımızda hem Seekek Alpha hem Wall Street Buy yani satın al veriyor. Kantitatif olarak baktığımızda strong buy yani çok güçlü alım var. Değerlemesi de bu müthiş artışlara rağmen hala D seviyesinde yani AMD'ye yakın Nvidia'ya göre daha ucuz gözüküyor. Fiyat kazanç bölü büyüme dediğimizde de hala 0.95 non-gap standartına göre yani birin altında pek gapte ise epeyce pahalı. Gap standartına göre pahalı. Fark nereden geliyor? Bu da bir aslında startup havasında bir şirket hala. Çalışanlarına çok sayıda hisse senedi opsiyonu veriyor. Önümüzdeki dönemde bu opsiyonlardan dolayı hisse senedi değeri seyredecek diye düşünmüş. O yüzden orada D plus alıyor. Buna karşın o meseleyi devre dışında bıraktığımızda non-gap standartta 0.95. Yani SMCI de açıkçası çok pahalı gözükmüyor. Yine SMCI'nin değerlemesine baktığımızda fiyat kazancın genel ortalamalarına yakın bir yerde olduğunu görüyoruz. Bir ara çok yükselmiş sonra biraz daha makul bir yere gelmiş. 21.56. Ucuz mu? Bakın yine her şey göreceli. Elbette ucuz değil. Ama yapay zeka oyununda olup bir yılda %700 değeri artmasına rağmen %754 burada görüyorsunuz. Hala fiyatı makul olan bir şirket. Açıkçası SMCI'yi kaçırdığım için üzgünüm. YouTube'daki pek çok arkadaşımız, Twitter'daki pek çok arkadaşımız hocam şu SMCI'yi de bir inceleyin diyordu. Ama ben Nvidia'da ve AMD'de varım. Bunun dışında Qualcomm'da varım. Intel'de varım. Palantir gibi yapay zekanın türevi işlerde varım. Hani bir de SMCI'yi katmak istememiştim portföyü. Keşke katsaydım. Şu andan sonra katar mıyım? Ya ben önümüzdeki günlerde açıkçası bir düzeltme bekliyorum piyasa genelinde. O piyasa düzeltmesi dışında ben şu anda mikroyu yine çok yanlış görmüyorum. Hala yolu olan bir şirket. Büyüme beklentileri yüksek bir şirket. Ben beğeniyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen de hepsini beğeniyorsun ya. Ama bu üçü arasında en çok kesinlikle Nvidia'yı beğeniyorum. İkinci en çok beğendiğim. SMCI şu anda üçüncü en çok beğendim. AMD. Nvidia ve AMD'de yatırımım var. SMCI'de yok. Bir fırsat bulursa düşünebiliriz. Şimdi gelelim Turp'un büyüğüne. Arm Holdings. Arm Holdings Turp'u büyük çünkü son iki günde en çok artan o. Ama onun dışında Arm Holdings'e benim bir kişisel ilişkim var. Arm Holdings daha yeni halka açıldı biliyorsunuz. Ve bu halka açılma döneminde ben Arm Holdings'ten şimdilik uzak duruyorum demiştim. Bunun sebebi şirketi beğenmemem değil. Şirketi beğeniyorum. Şirket özellikle cep telefonlarına kullanılan mikroçiplerin tasarımında çok büyük ve başarılı bir işletme. Ama bu şirketin büyük sahibi olan SoftBank'ten hiç hoşlanmıyorum. SoftBank daha evvel WeWork'ı halka açan ve açıkçası yatırımcıları perişan eden bir kuruluş. Burada da şirketin şu anda %90'ına sahip SoftBank. Ve kendi hisselerini henüz satmaya başlamadı. Yani şu anda aslında şirketin sadece %10'u işlem görüyor. Şirket geçen hafta itibariyle yanılmıyorsam 150-160 milyon dolar civarında gelecek yıl için bir net kar artışı olacağını açıkladı. Değeri 75 milyar dolardan fazla arttı. Bunun sebebi çok az hisse var şu anda halka arz edilmiş olan. Ama Mart ayında bu işler değişecek. Lokal periyot bitiyor yani kilitli periyot bitiyor ve Softbank elindeki hisseleri piyasaya satma hakkını kazanıyor. 12 Mart'tan itibaren ve hissenin sadece şu anda %10'u dolaşıyor da %100'ü dolaşıma girecek. Tabii ne kadar hisse satarlar, hepsini satarlar, bu fiyatı nasıl etkiler bunları bilmek mümkün değil. Ama burada bu değer artışındaki süper hızın arkasında piyasada çok az hisse senedi olduğu gerçeğini asla unutmamamız lazım. O yüzden ARM benim gözümde bu dörtlü içerisinde en riskli yatırım. Epey bir eleştirildim. Hocam arma yatırım yapma dedin. Bak coştu vesaire. Yatırım yapmamamın sebebi zaten bu meselelerde. Bu meselelerde bir değişiklik yok. Softbank armın %90'a sahip. Ve ise senetlerini önümüzdeki günlerde satmaya başlama hakkına kazanıyor. Ondan sonra fiyat ne olur ona bakmak lazım. Fakat şimdi gelin bu meseleyi de bir kenara bırakalım. Armın mevcut durumdaki değerlemesi ne seviyelerde ona bir bakalım. Arm an itibariyle 153 milyar dolarlık bir değere sahip. Bu neredeyse 60-70 milyar dolarlardan buraya 2 gün içerisinde geldi. Bir %60'a yakın değer kazandı. Dün bir ara %38'e kadar çıktı sonra %30'luk değer kazanışıyla günü kapattı. Yani iki günde %80, %90 değeri artmış durumda şirketin. Şimdi gelin değerleme rakamlarına bakalım. Fiyat böyle kazanç son 12 ay elimizde yok. Çünkü henüz arm halka açıldı. Sadece iki çeyrek almış durumda. PE Forward'a baktığımızda 124 çıkıyor. Bu şu ana kadar incelediğimiz 3 şirketin de neredeyse 2-2,5 kat üstünde. Piyasa ortalamasının 8 üstünde. PE Gap standartına göre son iki ayda baktığımızda 1851 çıkıyor. Bu sektör ortalamasının %6414 üstünde. Bizim şu ana kadar incelediğimiz 3 şirketin de çok çok üstünde. Fiyat bölü kazanç forward 686 çıkıyor. Bu da yine sektör ortalamasının %2365 üzerinde. Çok önem verdiğim göstergelerden fiyat bölü nakit akışı 169. Sektör ortalaması 21. Sektör ortalamasının %702 üzerinde çok önemli verdiğim PEC pack rasyosunda de GPN'i e sunmamışlar. PEC non yani fiyat bölü kazanç bölü büyüme ileriye yönelik. Oran 3.03 sektör ortalaması 2.08 burada da sektör ortalamasının %45.98 üzerinde. Valla ARM bu durumda. Yani rakamlar bana ARM aşırı pahalı diyor. ARM'ın esas odaklandığı cep telefonu pazarında büyüme yok. Bugün Twitter'da bir takipçim en büyük mikroçip üreticisi olan Qualcomm'un artık ARM'ın tasarımlarını kullanmayacağını söyledi bana. Bir ne kadar doğrudur açıkçası bilmiyorum. Ben bu nedenle ARM'ı elimi sürmeyeceğim kadar pahalı buluyorum. Ama piyasalar şuralar çılgın bir modda daha da yukarı gidebilir mi? Gidebilir çünkü çok az sayıda hisse senedi piyasada işlem görüyor ve spekülatif ataklarla pek hala bu hisseyi daha da yukarı götürmek mümkün. Ama ben elimi değer miyim? Değmem. Halka açıldığında girmiş olmak ister miydim? Elbette girmiş olmak isterdim. 51 dolardan halka açıldı için işte. şu anda görüyorsunuz nereye geldiğini. Ama bir spekülatif aset olarak bunu görürdüm. Şu andan sonra öyle bakarım. Yatırım açısından beni tatmayacak. edecek. Burada hiçbir şeyi göremiyorum. Ama elbette anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Yalınma ihtimali büyük. Zaten bu hisse senede yanılmışım da. Bakın ben de altı üstü işte bu işi biraz amatör olarak evinden yapan birisiyim. Nvidia ve AMD'de yaptık yatırımlarımızı ama mesela SMCI gibi bir şeyi kaçırmışım. Bunu da pahalı görüyorum. Belki bu konuda da yanılıyordur. O yüzden kendi kararınızı kendiniz verin ama kendinize öncelikle bilgilendirmeniz gerekiyor. nasdaq'ta Arm Holdings'in halka açılma bilgilerine gittiğimizde aslında veri son derece burada bariz. Toplamda 1 milyar 26 milyon 54 bin civarında Arm hissesi var. Bununsa sadece 9 milyon 550 bin tanesi şu anda piyasada hareket görüyorlar. Bütün fiyat hareketi burada kopuyor ve 12 Mart'tan itibaren lockup expiration yani kitlenme süresi bitiyor. Şirket hisse senetlerini pazarlamaya satmaya başlayacak Softbank. Ondan sonra fiyat ne olur? Beni korkutan bir şey ama yanılabiliriz. Yılmak veya haklı çıkmak zaten bu işin bir parçası ama bile bile bu golü kendime atmak istemem, sonra üzülebilirim. Evet, benim görüşüm bu. Önümüzdeki günlerde yapay zeka çılgınlığı eğer devam ederse bunun mikroçip şirketlerinden başka alanlara doğru yayılacağını düşünüyorum. Çok sevdiğim bir hisse senedi Palantir bunun tadını çıkarttı. Palantir de bilançodan bu yana %60'a yakın yükselmiş durumda. Çünkü o yapay zekayı bir yazılıma dönüştürüp bir hizmete dönüştürüyor. Bu tip başka fikirlerim de var ama onları sadece YouTube katılı üyeleriyle paylaşıyorum. Siz de dilerseniz gelin YouTube katıla. Her hafta çeşitli şirketleri inceliyoruz. Orada beraber olalım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.